Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Razer Kraken 7.1 headset, yani kulaklığı tanıtacağım. Mikrofonlu kulaklığı. Kanalım için satın aldım. Ses konusunda biraz problemim var. God of War Ascension oyununu çekmiştim PlayStation 3'ümle. Yakın zamanda PlayStation 4'ümü de satın aldım, geldi. Onun da video incelemesini gene kanalımızı ziyaret ederek seyredebilirsiniz. Şimdi Razer Kraken'i ben kapağını açtım. Bantlardan okuyabiliyorsanız, ben tam olarak sitenin ismini telaffuz etmeyeyim ama anlayabiliyorsanız, malum herkesin bildiği bir alışveriş sitesi var. Oradan satın aldım. Köpüklerle desteklemişler. Alışveriş alanında gerçekten dikkat ediyorlar bu hususlara. Zaten dikkat etmeyeyim isteyerek gelirseniz paket kırık gelebiliyor. Böyle köpük atmışlar. Bu bizim Razer Kraken 7.1 Chroma. Şu yan taraflarından full spektrum dediği, şurada kutuda gösteriyor. Yani gökkuşağı gibi hemen hemen bütün renkler burasında yanıyor. İsterseniz de sabitleyebiliyorsunuz. Gerçekten süper bir kulaklık, mikrofonlu kulaklık. Bunu PewDiePie'nin kullandığını gördüm. Ben de profesyonel olarak bunu yapmak için ben de bunu satın aldım. USB'den bağlıyorsunuz. Daha sonra zaten göstereceğim. Sesi falan internette izlediğim kadarıyla harika kayıt yapıyor. Benim anladığım kadarıyla. Garanti belgesini şurasından kaldırıp alalım. Direkt kulaklığa geçelim. Fazla uzatmayalım. Daha sonra bilgisayardan da sesini falan hep test edeceğim. Gerçekten kulaklık, daha kutuyu açmadan, o derece söyleyeyim yani, şunu açmadan kendini ortaya koyuyor. Şu şekilde bölümleri göstermişler, 1 2 3 diye. Closed ear cup, designed for optimal sound isolation. İkinci bölüm demiş, 7.1 falan işte. Ya bahsediyor, İngilizce yazıyor, Türkçe yazmıyor. Bunun USB olması güzel çünkü benim ses kartımda problem var. Takıyorum, mono tek kanal kayıt yapıyor mikrofon. Sırf o yüzden aldım. Bakalım ihtiyacımı karşılayacak mı? Onu da bilemiyorum ama hani hıyar da çıkabilir diyor ya. Umarım hıyar çıkmaz. Kutuyu açalım. Oo, cırtlı yapmışlar. Vay anasını. Şuraları cırtlı. Şuraları cırtlı. Burası pamuklu, şurası cırt bölümü. Enteresan. Ama Razer gerçekten kalitesini ortaya koymuş. Şu şekilde açılıyor kulaklık. Gerçekten güzel. Beni de yansıttı ya. Neyse. Şu şekilde açıyoruz. Şöyle göstereyim. Kulaklığımız bu. Tamamen deriyle kaplamışlar. Şuraları açmadık. Buraları şeyle bile, telle bile boğmamışlar. Direkt plastik. Gerçekten güzel. Şu şekilde göstereyim. Esniyor bakın. Plastikle tutturmuşlar ya. Süper ya. Evet. Bu kulaklığın fiyatını şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama profesyonel bir şey olduğu için bayağı pahalı. Malum şu USB girişi, internete girdiğiniz zaman Razer Kraken Chroma dediğiniz zaman gösterilir. Şu şekilde şeyleri var. Şurası işte ışığın yandığı yerler. Bunları göstereceğim hep. USB'den takacağız, yanacak. Bilgisayarda test edeceğiz. Neyse arkadaşlar, bilgisayarda test bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar, laptopu getirdim. Kaldığımız yerden videomuzu çekmeye devam edelim. İşte Razer'ı bilgisayara kuracağız. Kutunun içerisinden gene şöyle bir çıkartma çıkıyor. Bayağı bir hoş çıkartmayı kullanıyorsunuz. Şöyle kartlar çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Bu kart tam olarak ne işe yarıyor onu da ben anlamadım ama bildiğiniz gibi kullanım kılavuzu falan filan. İşte nasıl kullanacağımızı, ne yönünü takacağımızı, işte kulaklığımızın şöyle bir mikrofon bölümü var. Çektiğimizde çıkıyor ve başımıza taktığımızda istediğiniz şekilde ayarlanabiliyor. Kablosu gene böyle nasıl söyleyeyim, plastik değil. Deformasyonu azaltmak için kullanılmış bir materyal. Örgü
şeklinde kalitesini ortaya gerçekten koymuş. Direkt taktığımızda mikrofon ve kulaklığı tanıyor mu bilemiyorum ama kutunun içerisinden de CD'si şu an için ben göremedim. Şimdi bakacağız var mı yok mu. Ona göre kurulumunu yapacağız. Yoksa da zaten kutunun içinden de baya baya CD'si çıkmadı. Bakalım direkt tanıyacak mı? Zaten bilgisayarlar Windows 10 kurulu. Ücretsiz olarak verdikleri. USB'nin kulaklığı takalım. Bu şekilde. Benim emektar laptopum. Toshiba'm. Bakalım tanıyacak mı? Taktık. Evet. Gördüğünüz gibi renk geldi direkt. Bilgisayarda herhangi bir tanıyıp tanımadığına dair bir şey söylemedi. Renkleri değişiyor. Yan tarafın şu an sarı yanıyor. Yeşile geçti. Çok güzel oluyor gerçekten. Mavi, yeşil. Rengarenk oluyor. Renk geçişleri var. Kulaklık gerçekten harika. Şimdi bir test yapalım. Mikrofonunu çıkaralım. Mikrofonunun tam şu bölümünde tuşu var. Tuşa bastığınızda mesela oyun oynuyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz. Birisi girdi odaya. Aniden benim başıma geliyor. Buna bastığınızda sesi kesiyor. Şu şekilde başınıza takıyorsunuz. Halen o yandaki renkler de değişmeye devam ediyor. Gerçekten profesyonel bir şey. Şimdi kamerayı sabitleyelim. Bakalım bize ne gibi. Halen de renkleri değişmeye devam ediyor. Sırf bunun özelliği yüzünden de bu kulaklığı tercih ettim. Normalde Logitech de vardı. Evet. Windows 10, Windows 8'den biraz farklı olduğu için ses bölümünü bulacağım. Şuradan yapalım. Müzik demiş. Şuradan direkt ses diyelim çıkar. Sound. Ha, ses kaydedici çıkmıştı. Evet. Sesimi bir kaydedecek mi ona bir bakacağım. Deneme bir ki. Hayır, kulaklığı direkt tanımamış. Şuradan bir bakalım. Aygıt yöneticisi. PCI basit iletişim denetleyicisi tanımamış. Bunu biz internetten bulacağız sanırım. O internetten takacaktık. Şöyle yapalım. Kulaklıktan gelmiyor ses. Onu direkt yükleyeceğiz. Yükleyip hemen videoya geri döneceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde de buradan driver'ını indireceğiz. Software and driver diyor. Driver'ını indireceğiz, kuracağız. Ondan sonra kulaklığı test edeceğim. Download now diye yapmışlar hemen. Benim tercihim ne olacak? Şu an ben Windows 10.1 kullanıyorum. MacOS diyor. Windows 8 ya da Windows 7 dediği büyük olasılıkla çalıştıracaktır. Driver'ı indirelim. Razer ID. Razer ID'yi mi istiyor? Şuradan bizim kulaklığımızın numarasını mı istiyor? Evet arkadaşlar, driver'ımız iniyor. Şu an için bir özelliğini daha söylemeyi unuttum. PlayStation 4 ile de bu kulaklık tamamen uyumlu. Gerçekten PlayStation 4'e de yakışır bir kulaklık zaten. Şu an driver'ım. Evet arkadaşlar, bende şu an iki tane ürün var. Razer Siren, Razer Kraken 7.1 Chroma. Biz Chroma'yı tanıtacağız. Siren'ı izlemek istiyorsanız kanalı ziyaret ederek Razer Siren mikrofon test videosunu seyredebilirsiniz. Yavuz Ulusoy ana kanalından. Biz şimdi Razer Kraken'i
Ben driver'ı indirdim, kurdum. Kısaca böyle işte ayar bölümleri var. Ben pek böyle aşırı anlamam ama anladığım kadarıyla anlatayım. Mikrofonun işte ne bileyim ince ayarları var. Ben size öyle söyleyeyim. Şu an Camtasia ile çekim yapıyorum. Mesela onun üzerine bile mikrofonun ses ayarını göstermiş. Baya baya oyunlarla uyumlu süper bir mikrofon. Kalibrasyon yapabiliyorsunuz şu şekilde. Dinliyorsunuz sırayla. İşte ne bileyim sağ üst köşeden geliyor. Sağdan geliyor. Sesler sağ arkadan geliyor. Sol arkadan geliyor. İşte soldan geliyor falan. Burada kalibrasyonları yapıp test ediyorsunuz. Kulaklığı ben bayağı beğendim. Yorumu size bırakıyorum. Diğer videolarımı da izlemek için ana kanalımı ziyaret edin. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolar gelmeye devam edecek. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar.